Değerli basın mensupları, saygıdeğer arkadaşlarım, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. İkinci kez koronaya yakalandığım için bir müddet ayrı kaldık. Genel olarak bir rehavet ortamının varlığı ve mevsim geçişlerindeki handikaplar maalesef bu zemini besleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bu vesileyle aynı sıkıntıyı yaşayan tüm yurttaşlarımıza acil şifalar dileğimi iletmek isterim. Sürekli olarak ikaz ettiğimiz bir hususu yeniden hatırlatarak ben sözlerime başlamak istiyorum. Bir ülkenin bağımsızlığının güvencesi ekonomik olarak güçlü olmasına bağlıdır. Cumhuriyetimizin ve devletimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği şekliyle de söylemek gerekirse, ekonomisi zayıf bir ulus yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz. Güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz, toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz. Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün hayat ışıklarında bağımsızlık felç olur. Bir de şöyle diyor Atatürk, siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandıramazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz. Kısa zamanda söner diyor. Evet. Bu daha açık nasıl tanımlanabilir bilmiyorum ama bu uyarılara ısrarla uzak durmanın, gereğini yapmaktan inatla kaçınmanın hangi çıkarlarımıza hizmet ettiğini izah edecek biri varsa beri gelsin. Bir ülkenin ekonomisinin bu kadar gelişi güzel, bu denli el yordamıyla, bu kadar öngörüsüz ve günübirlik reflekslerle yönetilmesinin o milletin geleceğine yönelik en büyük tehlike olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bugünkü görünümüyle nebati hayata girmiş olan ekonomi için önümüzdeki en büyük tehlike ise solunum cihazına bağlanmak zorunda kalabileceği ihtimalidir. Bunu hangi yaşanmışlığın üzerine söylediğimi sorarsanız, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, bakın, bir ülkenin ekonomisinde zaman zaman inişler çıkışlar olur. Enflasyon artar, eksilir, kur hareketlenmeleri yaşanır, hayat pahalılığı hissedilir. Bunlar normal şeylerdir. Fakat ya bir memlekette akaryakıt fiyatları 4 gün üst üste zamlanır mı ya? Üst üste fiyat değişikliği olur mu? Bu nasıl bir sistem yönetimidir? Gerçekten bunun anlaşılır bir izahının yapılması zorunluluğu vardır. Motorine 4 günde 5 lira 40 kuruş üzerinde zam yapıyorsunuz. 6. günde 2 lira 13 kuruş indirime gidiyorsunuz. Deyim yerindeyse pompaları yazboz tahtasına çevirdiniz. Geçen yıl Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam oranı daha yılın ilk aylarında sıfıra indi ve devlet sürekli genel bütçesinden bu açıkları tolere etmeye çalışan zihniyetle durumu idare etme gayretinde. Peki nereye kadar? Gelin bu anlamsız inadınızdan vazgeçin. Şu büyükşehir yasasını değiştirin ve köyleri köylülere geri verin. Öyle kent tarımı türünden uydurma yöntemlerle tarımı geliştirme imkanının olmadığını sizler de en az bizim kadar biliyorsunuz. Maydanoz, dereotu, marulla tarımsal kalkınma olmaz. Geniş arazilerin üreticiye tahsis edilmesi kaçınılmazdır. Eğer bunu yapacak kadrolarınız yoksa, Demokratik Sol Parti olarak tüm birikimlerimizi devletimizle paylaşırız. İsteyin, çekinmeyin.
Evet, dünya bir pandemi sınavından geçti ve bu sınav henüz tam olarak tamamlanabilmiş de değil. Ama sadece biz geçmedik ki bu sınavdan. Tüm dünya geçti. Pandeminin çıkış merkezi Çin'de bile enflasyon %3 seviyelerindeyken bizde TÜİK verilerine göre %82,5, hayatın gerçeklerine göre ise %300. Bu yük taşınabilir olmaktan çıkmıştır. Acil önlemler alınmak zorundadır. Dolayısıyla söylediklerimize lütfen kulak verin. Atatürk'ü dinleyin. Tüketici yaşamak iyi değildir. Üretici olalım diyor Atatürk. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım. Dünya yerleşkesinin küresel egemen güçlerce yeniden dizayn edilmesi süreci hız kesmeden devam ediyor. Bu yeni paylaşım savaşının yöntemi ve stratejilerinin algılanması hayli zaman alacak gibi görünse de bu konuda kendi stratejilerimizi kurgulamak mecburiyetinde olduğumuz da hatırdan çıkarılmamalıdır. Dikkat edilirse Türkiye tarihinin en yoğun emperyalist kuşatması altında bazı kararları almaya zorlanmaktadır. Bir taraftan ABD öncülüğünde yürütülen Orta Doğu'da yeni devlet yapılanması projesi, diğer taraftan Avrupa Birliği'nin fırsatçı politikalarla gerek Ege'de gerekse Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi engellemeye ve hatta yok etmeye çalışması bunlara en bariz örneklerdir. Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı Avrupa Birliği ile birlikte oluşturdukları kurgunun bir parçasıdır. Sürmekte olan ve muhtemelen daha da girift bir hale bürünecek olan Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel bir felakete yol açmaması doğrultusunda yürütülen Türkiye dış politikası büyük öneme haizdir. Bu misyonumuzu ve gücümüzü ekonomik ve uluslararası siyaset zemininde mutlak surette lehimize kullanmamız gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile yapacağı görüşme de bu açıdan önem arz ediyor. Dünya yeni bir çılgınlığı taşıyabilecek durumda değildir. Yürütülen paylaşım savaşında konvansiyonel silahların dışında bir seçeneğin, yani nükleer silah kullanımına dair ihtimallerin konuşuluyor olmasının bile ülkelerin ekonomilerini ne hale getirdiğine canlı şekilde tanıklık ediyoruz. Türkiye tarihi bir dönemeçtedir. Ekonomide yaşanan olumsuzlukların yanı sıra uluslararası alanda yaşayabileceğimiz en ufak bir zafiyet telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere ve esasen tüm müttefiklerimizin tanınmasına yönelik çağrısını yerinde gördüğümüzü ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasında Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi adadaki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumu Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Oysa geçmişte hatırlayacaksınız, faşist darbeci Kenan Evren 8 ülke KKTC'yi tanımak isterken biz Yunanistan'dan söz aldık, Ege'de rahat duracaklar, Avrupa Birliği'nde de ses çıkarmayacaklar diyerek bu tanımaları reddetmişti. O günlerden bugünlere geldik. Bu konuşmalardan sonra Rusya Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan uçuşlar başlatacağını ve konsolosluk işlevi gören bir ofis açacağını duyurmuş olsa da bu girişimin bir tanıma olmadığı aşikardır. Yetmez. Ancak başta Azerbaycan olmak üzere gerçek manada tanıma kararlarının ilan edilmesine yönelik diplomatik baskılar yoğunlaştırılmalıdır.
Hele ki bu konuda sözde en önemli müttefikimiz ABD'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasına yönelik stratejilerimizi de yoğunlaştırmalıyız. Oysa bugün ABD tarafından öncülük edilen girişimlerle batıda Yunanistan, doğuda Ermenistan, güneyde PKK-PYD ve Kıbrıs konuları kaşınarak bir yara açılmaya çalışılıyor. Yapılanlar karşısında umursamaz tavır ve söylemler gerçek duruşumuzun ciddiye alınmasını perdeler mahiyettedir. Bu yaklaşım derhal terk edilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık kararlılığını anlaşılır biçimde ortaya koymalıdır. Yunanistan'ın sınırımızın dibine kadar silah yığınağı yapması, yüzme mesafesindeki işgal ettiği bize ait adaları tamamen kanunsuz şekilde silahlandırması sadece kabul edilemez değil, hazmedilemez bir durumdur. Bu saatten sonra da öyle bir gece ansızın gelebiliriz söyleminin etkisinin olmadığı ve olmayacağı da gün gibi ortaya çıkmıştır. Gereği neyse yapılmalıdır. Değerli basın mensupları, 2023 seçimlerine doğru zaman büyük bir hızla ilerliyor. Seçimler demokrasilerin vazgeçilmez yöntemlerinin başında gelir. Ama eğer sahibi olduğunuz bir vatanınız yoksa o zaman yaşatılacak bir demokrasiden de söz etme olanağımız kalmayacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin en önemli olgusu şudur ki esasen kazanılması gereken bir seçim değil, bir savaş vardır. Bu savaş da yeni bir kurtuluş savaşıdır. Bu süreçte uluslararası diplomasi de elbette yurtta sulh, dünyada sulh ilkesi temelinde kurgulanmalı ve yürütülmeli. Ancak Türkiye olarak jeopolitik konumumuzun önemini ve değerini ihlal edip buna göre kararlar ihdas etmemiz gereği de bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Biliyor ve görüyoruz ki Türkiye sistematik bir şekilde iki partili siyasi yapıya evriltilmeye çalışılıyor. Bunun en çarpıcı göstergesini iki ana ittifak yapısının dışında oluşacak seçeneklerin kamuoyu gündeminden özenle uzak tutulması şeklinde tanımlayabiliriz. Dikkat ederseniz iktidar oluşturan Cumhur İttifakı karşısında alternatif olarak dayatılan Millet İttifakı'nın bu yılın başından beri sürdürülen istikşafi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor. Bir masa etrafında toplanan siyasi partilerin geleceğe dair halka yönelik söylemlerine öncelikle birbirlerinin ciddi itirazlarını da göz önüne alırsak toplumu ikna edecek bir güç oluşumu ihtimali her geçen gün zayıflıyor. Masanın oluşmasına öncülük eden ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise bu kritik dönemde küresel sistemin oyun kurucusu ülkelere, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere ve Almanya'ya bir takım ziyaretler düzenleyerek bu ziyaretler sonrası için bu sefer ülkemizi bu girdaptan çıkaracak bir de planımız var. Köklü bir ekonomik ve toplumsal değişimden söz ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak diyerek önemli bir noktaya işaret ediyor. AK Parti iş başına getirildiğinde de değişim ve dönüşümü başlatıyoruz demişti. Bugün de yeni bir dönüşüm planı ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye hareket etmeden önce meclis gündemine zamansız, gereksiz ve anlamsız bir şekilde getirdiği sözde başörtüsü sorunu için kanun teklifinin devamında hatırlayacaksınız. O Seferihisar'daki parti toplantısındaki konuşmasına işaret ederek benimle misiniz diye seslendiğimde elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine şeklindeki yaklaşımı AK Parti tarafından 2002 yılında başlatılan değişim ve dönüşüm stratejisinin yeni bir aşamasında mıyız sorusunu aklımıza getiriyor. Ortadan kalkmış olan bir başörtüsü konusundan daha büyük meseleler nelerdir? Nasıl büyük bir meselelerle karşı karşıyayız ki
Bunlar ancak yürekli bir şekilde davranarak çözülebilir. Mesela sözde Ermeni soykırımını mı kabulleneceksiniz? Ya da PKK terör örgütüyle sözde barış masası mı kuracaksınız? Yoksa büyük bir kurtuluş mücadelesi sonrasında kurulmuş yeni laik cumhuriyet rejimine karşı baş kaldıran isyancı Seyit Rıza ve avanesinden özür mü dileyeceksiniz? Sayın Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şöyle diyor: bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim diyor. Yani yapacaklarınızı bir risk olarak tanımladığınıza göre buradan normalin dışında bir içeriğe sahip olduğu anlamını çıkarmak mümkün. Bu durumda gerek Cumhuriyet Halk Partisi tabanında yer alan gerçek Atatürkçülere, gerek Atatürk'ü ve Türk milliyetçiliğini topluma kılavuz olarak gösteren altılı masa siyasetçilerine şunu da sormamız gerekiyor. Böyle bir programdan sizin de bilginiz ve kabulünüz var mıdır? Laik Türkiye Cumhuriyeti deneme tahtası mıdır? Vatandaşa anlatılanın dışında nasıl bir anayasal düzen arayışı vardır ki bunun gerçekleşebilmesi için mangal gibi bir yürek gerekiyor? Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, şunu açıkça ifade etmeliyim ki Türkiye'nin geleceği noktasında çözüm ve destek arayışlarının küresel emperyalizm düzlemindeki kurum ve kuruluşlardan alınacak akılla sağlanacağı inancı esasen Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye idealinde de taban tabana zıttır. Bugün ABD yönetiminin inayetine, İngiltere'nin vizesine, Almanya'nın hoşgörüsüne sığınmaya çalışan bir siyasi yapının yarın Türk milletinin geleceğine dair yaratacağı tahribatın boyutu tahmin edilemeyecek kadar büyük olacaktır. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Hele hele Cumhuriyeti kuran bir iradenin temsilcilerinin böyle bir misyona soyunmaları asil Türk milletine ihanetle eşdeğerdir. 2002'de biz bu filmi görmüştük. O gün ABD'nin yörüngesinde iktidara gelenlerin bugün hayatın gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalmış olduklarını ve sürüklendikleri girdaptan çıkış çabalarını ibretle izliyoruz. Kısacası bize bizden başka dost yoktur. Bunun böyle bilinmesi şarttır. Teşekkür ederim. Sağ olun.